Kendimi en fazla anda hissettiğim yer doğa ortamı, yeşil, orman. Çünkü gerçek, taş yapılardan, binalardan, kalabalıktan, kaostan daha gerçek geliyor. Sonuç olarak sosyal varlıklarız. Sürekli bir yerden bir yere koşturma halindeyiz. Doğduğumuz andan beri başkalarının fikirleri, başkalarının inançları, başkalarının yaşam biçimlerinden etkileniyoruz ve bir etkileşim, iletişim halindeyiz. Ve ister istemez bunu kendi kurallarımız, kendi benliğimiz haline getiriyoruz. Ama doğadayken ve yalnız başınayken özellikle daha özgür hissediyorum, daha ilkel benliğimi hatırlıyorum. Anda olmak benim için akışta kalmak diyebilirim. Maalesef bunu çok becerebilen bir adam da değilim. Ama en azından öğrencisiyim diyelim. Olabildiğince anın tadını çıkarabilmeye çalışıyorum. Bunun için uğraşıyorum en azından. Daha başka bir şekilde tanımlayacak olursak, kontrolü bırakmak diyebilirim, anda kalmak. Zihnin tamamen susmasa da biraz daha sessiz olabilme hali. Yani ortamın sesinin, bulunduğun anın sesinin, zihninin sesinden daha yüksek olma hali. Anda olmak bence bu. Yani bu şekilde ancak kontrol etmeyi bırakabiliyoruz. Ve yani o anın tadını ancak o şekilde çıkarabiliyoruz. Benim ismim konduğunda ben bundan haberdar değildim. Benim kararım dışında bana Doğaç dendi. Ailem tarafından. Güzel, seviyorum, memnunum. Bununla ilgili problem yok. Ve sonrasında aile, toplum, arkadaş, kardeş fark etmez. Dışarıdan aldığım etkilerle bir takım kurallara göre hareket etmeye başladım. Hepimiz için böyle. İnanç sistemimiz, fikirlerimiz, etkileştiğimiz şeylerle birlikte şekilleniyor. Çoğu şey, çoğu davranış biçimimiz bizim kararımız değil aslında. Ne oluyor? İşte sosyalleşiyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Çok fazla ses duyuyoruz. Çok fazla fikir. Çok. Her şey çok. Çok fazla. Ama doğada yalnız kalabildiğimde ben kendi adıma bu şekilde bir yöntemim var. Başka bir ses yok. Ve başka bir sese ihtiyacım da yok. Kendimi dinliyorum. Problemimden, travmamdan, gelecek kaygımdan veya mutlu olduğum anlara kadar her şey bana ait. Bunlarla yüzleşiyorum. Yüzleştiğim şeyleri kabul ediyorum ve bu benim kabul ettikten sonra anın tadını çıkarmama sebep oluyor. Bir çocuğu hayal edelim. Bir çocuğun anda kalmama gibi bir ihtimali yok. Yani oyun halinde ne bir geçmiş travması ne bir gelecek kaygısı bir şey düşünmüyor. Sadece o anın keyfini çıkarmaya çalışıyor. Yani belki o anın keyfini çıkarttığında biz yetişkinler onu ne kadar engellersek belki sonra onlar travma haline gelebiliyor. Böyle böyle büyüyor gidiyor işte ama dediğim gibi çocuk gibi hissediyorum. Yani gerçekten bir ormana girdiğim zaman sadece orman demeyelim doğa yani dağ, taş, bayır, ıssız fark etmez yani. Ben kendim çocuk gibi hissediyorum, özgür hissediyorum. Doğanın bir parçası olduğumu düşünüyorum zaten hani öyle bakabiliriz. Yani doğayla buluşmak gibi bir şey söz konusu değil benim için. Tek bildiğim şey ne zaman böyle hani tesadüfen olsa bir ormana girsem ya da kaybolsam ya da bir yoldan giderken orman görsem heyecanlanırım ve hani ya biraz duralım mı şurada biraz yürüyelim biraz duralım. Hakikaten sadece durmak yani hani. İçimden hep bu gelir. Bu ne zaman başladı? Ne zaman bu fikre yükselmeye başladım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Gönül istiyor ki hani böyle bir habitatta yaşayalım. Her tarafımız orman olsun, her tarafta. Evden çıkalım, ormana çıkalım yani hani. Ya da bir deniz kenarı ya da bir dağ, bayır bir şey. Oraya ait olalım. Burası bizim yaşam alanımız olsun ama maalesef yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Buna alışmamışız. Dikine gidiyoruz yani. Daha fazla dikine. En üst katlarda oturmaya gidiyoruz. O yüzden maalesef aslında hani benim kendimi en rahat hissettiğim, en organik yer burası da değil. Burası bir park. Şükür ki bir park var hala. Ama dediğim gibi yani daha fazla ağacın içinde olduğu, ağaçların arasından baktığımda herhangi bir taş göremediğim yerlerden bahsediyorum aslında. Kaybolmak. O ormanın içinde kaybolmaktan bahsediyorum. Yani en özgür hissettiğim yer orası. Maalesef öyle bir imkan olmuyor. Yani diyeceksiniz ki o zaman Belgrad'a gitseydin kardeşim hani bu videoyu çekmek için. Öyle her dakika gidemiyorsun Belgrad'a. Trafiği var bunun. Öyle hani
bunu bir aktivite olarak her gün her gün her gün her gün yapamıyorsun. O yüzden dedim yani kapından çıktığın an keşke ona çıksan. Mümkün değil ama maalesef. Şimdi tabii biz farklı bir kültürde yetiştik. Biz öyle bir nesil değiliz yani organik büyümedik diyebilirim yani. Betonların arasında büyüdük, taşın içinde büyüdük. Ya en fazla hırsız polis oynadık yani sokakta. Bu bile çok keyifliydi. Ama böyle bir doğa ortamında büyümedim. En fazla yazları işte daha ormanın bol olduğu yerlerde tatil yaptığımız zamanlarda hani giderdik. Ama genel olarak hani okul, ev, bilgisayar, tekrar okul, ev, bilgisayar, anne, baba falan. Böyle rutin bir hayatım oldu benim. Belki de bunun eksikliğindendir bilmiyorum ama içimden bir şey hani benim böyle doğada olmam gerektiğini söylüyor bana. Anda olmanın kıymetli olduğunu en çok işte güldüğüm zaman fark ediyorum. Tabii ki yani her koşulda gülebiliriz yine de. Ama işte bahsettiğim gibi hani ufak bir şakayı bile kaçırma, ufak bir teması bile kaçırma, an diyorum ona hani anı bile kaçırmamak çok kıymetli. Hepsi bir kazanım. O yüzden yani bundan daha kıymetli bir şey yok bence. Anda olduğun zaman bütün her şeyi yakalayabiliyorsun. Hakimsin bulunduğun şeye. Genel olarak tek başına vakit geçirebilmeyi çok becerebilen biri değilim. Yani çok fazla yalnız kalmayı seçmiyorum. Alışmışım yani hani ses olsun, işte kaos olsun. Hani aslında bunlardan şikayet ediyorum. Buranın bana iyi geldiğini söylüyorum ama her ne kadar bunu söylesem de hani buradan çıkacağım ve yine en korunaklı alanıma, o kalabalığın içine gideceğim. Orada rahat hissedeceğim yine. O yüzden hani bir aktivite yaptığım zaman da bunu en yakınlarımla, arkadaşlarımla, ailemle yapıyorum. Doğada o yüzden böyle ormanlık alanda, bir deniz kenarında hiç, yani çok fazla tek başına kalmışım. Genelde paylaşırım o anları. Ama Allah'tan hani çok fazla arkadaşım benim gibi düşündüğü, benim gibi hissettiği, aynı şeylerden zevk aldığı için hani birlikte sessiz olabilme halini bile onlarla tadıyorum. O yüzden bu paylaşım bile benim için çok yeterli. Anda hissettiğim zaman nasıl hissettiğimi takip etmiyorum. Bilmiyorum yani. Zaten kontrol etme halini bıraktığım için hani genel olarak anda o keyifli vakit geçirdiğim zamanlarda hani vücudumda ne gibi bir değişiklik var, normal şartlara göre nasıl bir farklılık var, bunları tabii ki takip etmiyorum. O yüzden bilmiyorum ama hani anladım mı içimden, hani eğer ormandaysak, doğadaysak mesela şuna yatmak geliyor benim. Yani hani bu his değil, bir davranış biçimi yani. Bakın şöyle falan diye göstersem ya burada şimdi bunu. Bak bu şekilde görünüyorum dışarıdan, bu anda şu şekilde görünüyorum. Şu bak, şu hal. Doğaç anda şu an. Bunu görsen, nerede görsen dersin ki Doğaç anda. Bu şekilde.